Merhaba arkadaşlar. Şöyle kapıyı açar açmaz kuşağımın çiftleştiğini gördüm. Sizlere de bir video çekelim dedik. Çok rahatsız etmeden ben çiftleşmeleri bitene kadar susacağım. Ondan sonra devam ederiz konuşmaya. Evet. Bitti. Erkek halen daha kanatlarını açmış. Hareketler çiftleştikten sonra mutlu. Normalde video çekmeyecektim arkadaşlar. Herhangi bir konu bir şey yok. Aklımda geldim kuşlara bakmaya. Fakat bir kapıda ses duydum. Bakın albino da yuvaya girip çıkıyor. Sağındaki erkek de devamı girip çıkıyor. Bakalım inşallah. Albino'nun yerini değiştirdik arkadaşlar. Buradaydı. Onları detaylı bir şekilde anlatırım şimdi. Yani aklımda herhangi bir konu yok arkadaşlar. Açıkçası kuşların çiftleştiğini gördük. Bak şeyi de zoomlamışız. Hemen şöyle bir düzeltelim. Kuşların çiftleştiğini gördüm. Sizlerle paylaşalım dedik. En azından videoyu da başlatmışken bir iki muhabbet eder. Üretimhanede durumların ne olduğunu sizlere gösteririm arkadaşlar. Şöyle yavrularımızı gösterelim. Arkadaşlar burada erkek de dişi de yavruyu çok sahipleniyor. Şöyle görebilirsiniz bayağı bir şey yapıyor ben açar açmaz. Şöyle 2 dakika göstereyim çok fazla rahatsız etmeyeyim. Dişi bugün öğlenden beri yuvalıkta. Büyük ihtimalle yumurtladı veya yumurtlamak üzere. Hiç bakmadım rahatsız etmek istemedim. Bu kuşlarımız da zaten çiftleşmiş, tekrardan devam ettiler bugün. Yakında yumurtlarlar bunlar da. Büyük ihtimal bu iki çiftimizin de yumurtlama dönemleri aynı olacak tarihleri. 4 yumurtamız vardı. Dişi halen yatıyor. Çıkmalarına yakın zaman kaldı. Bu erkek bu aralar biraz durgun böyle üzgün. O dişisini kaybetti kaybedeli böyle bir şeyliği var, durgunluğu var garibimin. Çok seviyordu. Bildiğiniz aşıktı. Oğlum ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok yani. Gittikten sonra bak yanına güzel bir dişi attık. Albino attık. Yani bulamazsın normalde hiçbir üretici senin gibi grey bir kuşa klasik bir türe albino vermez. Albino yanına attık onu da beğenmiyorsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım artık bekleyeceğiz. Olmadı. Çiftleşmezsen herhangi bir üretimini yapmazsan seni de burada bırakacağız. Emekliye ayıracağız. Yolumuz devam edecek seninle. Seni kimseye vermeyeceğiz. Senden çünkü yavru aldık. Emeğini gördük. 5 tane yavrumuz burada var maşallah. Hepsinin de kutsaklar dolu. Tahmin ettiğim gibi istediğim gibi olmadı. Bir tane albino çıktı buna da şükür. 3 tane white face çıktı. Bakalım tüyler ufak ufak çıkmaya başladı mı? Renklerini de göreceğiz. Bir değişiklik olmazsa dediğim gibi buradaki yavrularımızın hepsini kendimize de ayıracağız. Heh, şey çıktı. Bir bakalım. Yumurtladın mı kızım? Yok. Bugün yarın yumurtlarsın sen de. Yavruya bakıyor burada. Yavruların kursağını doyuruyor. Kafes sallanıyor arkadaşlar. Öyle bir şey ki yavruyu beslerken kafes yuvalık sallanıyor. White face yavrumuz vardı burada. Ha yavru diyoruz dilimize dolandı. Kendi yavrumuz olduğu için yani artık büyüdü. Kuru ötüşüne girdi. Halen yavru diyoruz. Onu da bizim bir arkadaş vardı. Ona verdik. Bugün geldi aldı. Şu an üretimhanede yavrular azaldı bayağı bir. Boşluğumuz var. Ama dediğim gibi ufak ufak dolduracağız. Şurada boş bir kafesimiz var. Buna da yakında büyüyen yavrularımızdan içerisine atarız bakarız duruma göre.
Erkek. O gösterdiğim bundan önceki videoda hani burada bir yavrumuz vardı ya, Whiteface arkadaşlar. Büyüdüğü zaman yani 7. ayından sonra bu şekilde kafa beyaz olacak. İlk tüy dökümünden sonra. Ne oluyor bunlar? Erkek biraz haşin. Yanına gelen dişi bir ikisini, klasiği de biraz kovmuştu ama yuvaya girip çıkıyordu. Evet, asil kuşlarım. Bunları en son kendim nazar değdireceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum bunlar hakkında. Bunun da kanadı hoşuma gidiyor. Kanatları arkadaşlar bayağı bir güzel. Bu dişi çok fırlama arkadaşlar. Mama hazırlıyorum ya sabah. Kapıda elimde mama kabını gördüğü an koşmaya başlıyor. Direkt kapının önünde burada nöbet tutuyor. Mama kabını alıyorum, hazırlıyorum, yukarıya çıkıyorum. Mamayı daha koymadan kapıyı açar açmaz direkt atlıyor, hazırda bekliyor mamayı yemek için. Bu hareketini bir tek bunda gördüm. Diğerlerinin hiçbirinde o kadar görmedim. Hatta şu dişi manyağın önde gideni biliyorsunuz. Ya mama kabını alıp değiştireceğim. Yeni taze mama koyacağım. Onda bile elime saldırıyor. Bu kadar yani, yıllardır bende. Halen daha hareketleri aynı. Bunları biraz çekelim ya. Bunların görselleri çok hoşuma gidiyor. Kızım, bu arada dişimiz bu, erkeğimiz bu. Kafasının üstüne de mama bulaştırmış mı artık? Ne bulaştırmışsa kızılderili gibi kafasının üstünde de şey var. Bu yavrularımızı göstermedik değil mi sizlere arkadaşlar? İnşallah ışık vurur. Bakın hepsi bir araya toplanmış. Albinomuz köşede sağda gördüğünüz gibi. Diğerleri whiteface. Yumak gibi birbirlerine sarılmışlar. Birbirlerini ısıtıyorlar. Hava soğuk değil zaten. Fakat yavruların hepsi genellikle böyle birbirlerini ısıtırlar, birbirlerine sarılı bir şekilde denge sağlarlar aslında. Çoğu üretici şey yapar mesela, tek yavru veya iki yavru çıktığı zaman altına boş yumurta katarlar. O bir yastık görevi yapsın diye yavru kendini bir toparlayıp denge sağlayana kadar o boş yumurtayı katarlar. Ve bizim diğer dişimiz de meraklı melaat. Çıktı, geri giriyor herhalde. Bizi gördü. Bakın dişi yuvaya ilgi gösteriyor. Bunlarda da hani derler ya, bir kör bir topal. Aynı onun gibi biri topal biri kanadından çolak. Birbirlerini buldular. Bakalım artık. Burada çıkan albino yavrumuz da dişi. Onu biraz büyüsün. Benim yeğenim de üretim yapıyor. Arkadaşlar da birçok kişi var üretim yapan albino. Onlara vereceğim, bir tane erkek bir albino alacağım. Çünkü erkek albino bana kendi üretimimde gelmeyecek. En azından bildiğimiz sağlam arkadaşlardan alalım. Bir dahaki ya bu dişiye eş yaparız. Ya da bundan sonraki postada. Ama bu dişiye ben eş yapmayı düşünüyorum. Bakalım bunlardan eş olurlar. Albino yavru alma ihtimalim olursa bırakabilirim. Duruma göre bakacağız artık. Duvarı yiyor bizim dişi. Duvarı bırakmadılar. Yutong ya arkadaşlar. Duvarı sıvası normal şey değil yani. Bu bildiğimiz çimento sıvasından değil. Alçı sıva. Alçı sıvayla yaptık. Alçıyı falan yediler, yutonga dayandılar. Ki kalamar kemiklerine kadar, şu taşlarına kadar koyuyoruz fakat ısrarla duvarı yiyelim diyorlar. Neyse arkadaşlar, zaten fazla bir konumuz yoktu. Üretimhaneye girerken çiftliklerini gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.